Arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Dell marka Alinivan 3059 modelinde SSD nasıl takılır onu göstereceğiz. Artı arka kapağı nasıl sökebilirsiniz, RAM nasıl değiştirebilirsiniz, bakımını nasıl yapabilirsiniz onu anlatmaya çalışacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Evet, videomuza geçelim. Evet, şimdi ekranımız çizilmesin diye biz havlu üzerine ya da şu şekilde de göstereyim. Kumaş parçası üzerine makineyi iyicene yatırın. Düz bir zemin olsun, engebeli olmasın ki ekrana zarar gelmesin. Şurada görmüş olduğunuz ayak var. Ayağın altında da şu anda bir söktüğümüz için kaldıramıyorum. Kapak var. Şu altta tırnakları var. İki tane tırnak. Ya pena ya da düz tornavida ile hafif kastırarak yukarı kaldırıp kapağı kendinize doğru çekiyorsunuz. Kapak geliyor. Kapak geldikten sonra şurada görmüş olduğunuz iki tane vida var. O vidaları söküyorsunuz. Sonra bunu havaya kaldırıp kendinize doğru çekiyorsunuz. Burası da geliyor. Gelelim, burada DV drum sürücümüz var. Onu da çıkartmanız gerekiyor. Şurada DV drum'un çıkardıktan sonra o ayağı çentiği var. O çentiye doğru bastırıyorsunuz şu şekilde. Bastırıp DV drum'u kendinize doğru ya dışarı doğru çekiyorsunuz. Çektikten sonra DV drum sürücüsü geliyor. DV drum çıktıktan sonra da yapacağınız olay şöyle gösterelim. Şuradan iki tane parmağınızı bastırır, destek alırsınız çok yüklenmeden. Şuradaki plastik kapağı parmağınızla yukarı doğru bastırırsınız. Zaten tırnaklardan kurtulur. Kurtulduktan sonra bu kapağı da alırsınız. Karşımıza makinemiz çıkar. Fan temizliği yapmak isterseniz fanımız burada. Ki biz yapacağız tozlanmış vaziyette. Şurada iki tane vidası var. Onu çıkartıp altında kablosu var. İster kabloyu çıkartın ister elle yapın siz bilirsiniz. RAM kısmımız bunun altında. Şurada 2, 3 ve 4. vidamız burada. Bunları söktükten sonra şu metal havaya kalkıyor. Havaya kalktığınız zaman da RAM kısımları burada kalıyor. RAM'i bu şekilde yükseltmek isterseniz yükseltebilirsiniz. Gelelim hard disk kısmına. Hard diskimiz burada. Bunu sökmek, şunu çıkartamadık. Belki buradan çıkıyordur. Ki bunu da denemek lazım. Eğer çıkmıyorsa ikinci yöntemimiz şu kolon. Şurada yuvası var. Yuvasından çıkartıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi leş gibi. Buraları da komple bakımdan geçireceğiz. Şurada iki tane vidası var. 1, 2. Şurada da iki tane vidası var. 4 taneyi de bunu söküp hard disk alıp kablolardan kurtarıp yine SSD'nizin kablosunu taktıktan sonra, yani kablo SSD'ye taktıktan sonra vidalayabilirsiniz. Vidaladıktan sonra format işlemine geçeceksiniz. Şimdi bu kısa bir video oldu. Aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım yardımcı olmaya çalışmışızdır. Kendi elinize böyle bir makineniz varsa buna göre macun artı termal macun fan temizliğini yapabilirsiniz. RAM'leri yükseltebilir, makinenizi yavaşça SSD takabilirsiniz. Şunun şurada ikinci bir kısmı var. Buraya da emsat herhalde takılabiliyor. İkinci bir hard disk takmak için bir yer. Onu taktıktan sonra da nereye vidalarsınız bilmiyorum. Çünkü vida yeri yok burada. Evet, kanalımıza tekrar abone değilsiniz. Abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak ve usluplu yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu bitirmiştik. Tekrar videoyu çekelim dedik. Part 2 olarak. Şimdi dediğimiz gibi bu kapağı 4 tane vida ile şuradan kaldırdınız. Şu şekilde. Bunu havaya kaldırdıktan sonra alıyorsunuz. Altında RAM slotu. Şu anda altında bir boşluk daha var. Bir tane tek RAM takmışlar. İşlemci macununu yenilemek isterseniz işlemcinin soğutucusu şu. Temizledik bunu. Şu kolonun içine uğraşmayın. Buradaki kablo biraz sıkıyor. Sıkıntı çıkartabilir. Ya da bunu sökersiniz, takarsınız. Yine size kalmış bir şey. Görünen RAM takviyesi için burası. Termal macun yenilemek için burası. SSD taktık makine. SSD içinde burası. SSD içinde hard disk çıkartmak için şuradaki görmüş olduğunuz vida ve şurada görmüş olduğunuz vida. Şunu kızaklı sola doğru itiyorsunuz. Ünite komple geliyor. Şurada kablo var. Şu kabloya dikkat edin. Görmüş olduğunuz aralardan geçiyor. Ne kablosu olduğunu bilmiyorum. Büyük bir ihtimal ekranın LED kablosu olabilir.
dediğim gibi sökme işlemi bu kadar. Ondan sonra toplam işlemini kademe kademe gösteririm size. Şimdi buna bir termal macun yenilemesi yapalım. Şu fanın iki tane vidası vardı, onu söktük. Şurada görmüş olduğunuz. Şimdi 3 vidayı daha sökeceğiz. Altındaki macunu yenileyelim. Müşterimizin makinesi sıkıntı çıkartmasın. Videoyu durduruyorum. Devam edeceğiz. Şimdi kapağımızı taktık. Takarken şuradaki USB portlarının olduğu yeri geçiriyorsunuz. Geçirdikten sonra yuvasına oturuyor. Şöyle göstereyim ben size. Ya direkt üzerine oturtup da şey yapmaya çalışmayın. Şöyle çıkardınız. Şu şekilde yan taraflardan girdikten sonra şuradaki USB portları, ondan sonra kapak oturuyor. 4 tane vidası var. Vida alıyorsunuz. Tabii tekeyle hem çekim hem takmak biraz sıkıntı oluyor. Siz zaten video çekmeyeceğiniz için rahat rahat takarsınız. Mıknatıslı bir tornavida kullanırsınız, sizin için daha rahat olur. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir de yerin üzerine kablo gelmemiş. Pardon, şu alta takacaktık. Diş kaptırmamaya çalışın lütfen. Sonra bir sökerken de çıkartırken de yalama olur. Son vidamız. Şimdi son kontrolü yapıyoruz. Hoparlörlerimiz tamam. SSD SATA power kablomuz tamam. Hard diskimizin kısa tamam. Temizliğimizi falan yaptık. Macunumuzu değiştirdik. Şimdi makinemizi toplamaya gelelim. Hemen. Oturtuyoruz. Tırnaklardan. Görmüş olduğunuz gibi çıt çıt yapıyor. Ortalardan bastırıyoruz. Ama çok kuvvetli bastırmayın. Ekrandan arı vermesin. Topladıktan sonra devam edelim. Tekeli zor oluyor. Şu yanlardan bastırarak tırnakları yerine oturtturduk. Şöyle gösterelim. Şimdi ayak kısmı var. Ayak kısmında şurada iki tane tırnak yeri var. Şu görmüş olduğunuz oraya giriyor. Sonra tornavidayı bulursak vidalayacağız. Şurada dividrom kısmı var. Dividromu da şu şekilde itip yerine oturtuyorsunuz. Şurada tırnak kısmı var zaten, geçiyor. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Tek yapmamız gereken